Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Şu an Bitcoin'in bulunduğu yer özellikle şu an itibariyle çok kritik bir sürece girdi. Bu süreç neticesinde eğer ki burada tutunamazsa arkadaşlar şu an bulunduğu destekle direnç aralığında 2 ya da 3 gün geçirirse yukarı yönlü hareket başlatabilir. Fakat burada tutunamazsa özellikle birkaç tane kritik noktaları var. Orada kırıldığı zaman arkadaşlar paraşütsüz aşağı inecek ve aşağıda ineceği çok ciddi yerler de var. Benim beklentim, benim öngörüm keşke inse arkadaşlar. Keşke daha önce de söylediğim gibi bu tarz bir hareket yapsa ve şu hareketi bekliyorum. Keşke böyle bir hareket yapsa. Böyle bir hareket olur ise eğer Bitcoin artık ay sezonunu biter, boğa sezonuna geçeriz. Fakat hala maalesef ki yukarı yönlü buradan hareket başlatmış olsa bile hala aşağıların da görülebileceği aklımızın kenarında bulunsun arkadaşlar. Şimdi birazdan ineceği kötü yerleri vereceğim. Hangi destek noktaları bizim için önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Bunları anlatmadan önce arkadaşlar şu piyasada yapılması gerekenler nelerdir? Bakınız, eğer ki elinizde nakitiniz varsa korkmanıza gerek yok. Nakit varsa ne olur arkadaşlar? Bitcoin bu tarz bir hareketlilik yaptığı zaman ve bu hareketlilikte siz de nakit değilseniz ve dipten toplayabilirseniz aldığınız altcoin'ler ne olursa olsun arkadaşlar en az 1x, 2x, 3x yapabilir. Yani kafadan çok kısa süre zarfında paranızı 2'ye, 3'e katlayabilirsiniz. Ama bunu kim yapabilecek? Bunu elinde nakit olanlar yapabilecek. Nakiti olmayanlar eğer zararda değilse bakın arkadaşlar çok zararda değilse bir kısmını satıp nakite geçebilir. Çok zararda olmamak şartıyla az zarardaysa da yarısını satıp daha aşağı geleceğini düşünerekten, öngörerekten de aşağının da önlemini almış olabilir. Bu şekilde nakit üretilebilir. Bunların hiçbirisi yoksa beklenecek başka yapacak bir şey yok zaten. Bakınız arkadaşlar, eğer ki Bitcoin bu tarz bir hareketlilik yapar ise yapma ihtimali var mı? Bir ihtimal, bu ihtimal de maalesef var arkadaşlar. Maalesef demeyeceğim, keşke bu ihtimali yapsa. Yani keşke bu olsa. Yaklaşık %50, %56 civarında düşüş yaşamış ve anında toplamış. Bu tarz düşüş neye tekabül eder arkadaşlar? Bakın nereyi kırarsa buraya gelecek onu söyleyeyim. Eğer ki Bitcoin kritik önemli destek bölgeleri var arkadaşlar. 21 bin bakın 21 bin bandı var. 21 bin bandının altına kırarsa eğer 20 bin 400'ler özellikle takip etmemiz gereken noktalar ve kırılırsa aşağı paraşütsüz ineceği noktalar 19.955 yani bu rakamların altını kırdığı anda arkadaşlar Bitcoin tutunamaz. Tutunamazsa bakın birkaç tane destek bölgesi var ama bu destek bölgesi aşağı gelirken çalışmayabilir arkadaşlar. Altını tekrar çiziyorum. Yatayda ve dikeyde Bitcoin'in destek bölgeleri var. İkisinin kesişim bölgelerinde daha güçlü destekleri oluyor ama eğer ki buradaki desteklerde tutunamazsa maalesef aşağı gelebilir. Aşağı gelirse geleceği yerler kritik yerleri vereceğim. Çünkü bizim için asıl takip etmemiz gereken noktalar bunlar. Bakın arkadaşlar 18.300'ler 17.000'ler paraşütsüz aşağı ineceği noktalar 16.000'ler çok hızlı şekilde gelebilir. Çok hızlı şekilde gelebilir. 16.000'de kırılırsa arkadaşlar Bitcoin 14.000. Daha aşağı iner mi? 14.000 dediğimiz noktada şu an %34, %35 neredeyse aşağısı demek. Şu an bulunduğu noktanın az rakam değil arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum. Bitcoin %35 aşağı inerse, %35 kaybettirirse altcoin'ler ne kadar kaybettirir Allah bilir yani. Çok ciddi şekilde kaybettirir onu söyleyeyim. Yani zararımız artabilir, daha fazla olabilir. Bu kötü senaryodan bahsediyorum. Daha aşağısı mümkün mü? Daha aşağısı arkadaşlar 13.000 ve benim beklentim 12.000'lere kadar. Peki daha aşağıları olabilir mi? Daha aşağıları şöyle ki ben çok daha aşağı ineceğini düşünmüyorum. Bitcoin'in en berbat yeri, hani getirebilecekleri en kötü yeri soruyorsanız oranın geleceğinin garantisi yok ama gelir anında bakın burada olduğu gibi toplayabilir. Belki size alım fırsatı bile vermeyebilir. Bu tarz yeri şu arkadaşlar. Geleceğini %100 gelecek diye bir kaydı yok ama 10 bin dolarlı seviyelere kadar bir ihtimal gelip anında toplayabilir. Aynen burada olduğu gibi. Keşke böyle bir hareket yapsa. Keşke artık bu hareket yaptıktan sonra ay sezonu biter. Onu söyleyeyim. Bu hareket yaptıktan sonra Bitcoin'de ne bekleyebiliriz? Makro planda. Bu hareketi yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapmış zaten Bitcoin? Yaklaşık olarak 15 kat yükselmiş. Benzeri bir hareket yaparsa aynı yükselişi bir daha yapabilir. Ve aynı yükselişi yaparsa aşağı geldiğini düşünerekten söylüyorum bunları tabii ki.
15 katlık bir yükseliş de neredeyse arkadaşlar Bitcoin'i 100 bin dolar, 120 bin dolarlı seviyelere kadar taşıyabilir. Daha yukarı seviyelere kadar taşıyabilir. Zaten Bitcoin'in uzun vadeli hedefinin 490 bin dolar, 500 bin dolara yakın rakamlar olduğunu söylemiştim. Bitcoin'in şu an arkadaşlar dolaşımda olmayan 1 milyon 900 bin adet Bitcoin var. Bu Bitcoin de ne zaman dolaşıma çıkar? Bu Bitcoin arkadaşlar dolaşıma sürüleceği zamanlar tabii ki Bitcoin diplerdeyken, Bitcoin aşağı bölgelerdeyken, değersizken olmaz. Ne zaman çıkarırlar? Bitcoin'in yukarıdayken artık. Çünkü bu büyük hedefe ulaşabilmesi için çok ay sezonu, çok boğa sezonu yaşayacağız. Minik boğa sezonları, minik ay sezonları çok yaşayacağız arkadaşlar. Önümüzdeki çünkü kısa vadeli bir süreç değil, uzun vadeli bir süreç. Muhtemelen de bu yeni dolaşımda olmayan arzları, adetleri de yukarıdaki seviyelerde yani Bitcoin değerliyken süreceklerdir ve aşağı çekeceklerdir. Tabi bunlar da bir Bitcoin'i aşağı çekmek için onlar için de iyi bir fırsat olacaktır. Çünkü o büyük hedef için bunların da açılması lazım arkadaşlar. Bu dolaşımda olmayan arzlar da açıldığı zaman artık Bitcoin nihai hedefine ulaşacaktır. Önümüzdeki 10 yıllarda belki ne olur süreç zarfında onu bilemiyoruz ama belki ülkeler ödeme birim olarak Bitcoin'i bile kabul edebilirler. Önümüzdeki yılların bize ne getireceğini bilemeyiz. Şu an bunlar büyük hedefler arkadaşlar. Şu an konumuz büyük hedeflerimiz değil. Şu an konumuz küçük hedeflerimiz. Küçük hedef olarak da aşağı deneyeceği deminki rakamları söyledim. Aşağı yönlü hareket yaparsa keşke böyle bir hareket yapsa. Tekrar altını çiziyorum. Ancak arkadaşlar Bitcoin bu kanal aralığında yani destek ve direnç aralığında tutunur ise eğer aşağı gelmeyebilir. Direkt buradan da yukarı sürebilirler ama buradan yukarı sürmüş olsalar dahi her zaman ben aşağıyı bekleyeceğim. Çünkü o aşağıyı illaki gösterecekler arkadaşlar. Eninde sonunda bu aşağıları gösterecekler. Ondan sonra büyük sezon, ay sezonu bitecek, boğa sezonu başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü var aşağısı görülüyor arkadaşlar. Aşağıda yerleri var yani. Yani bunu daha sonra getirmektense keşke bir anda getirseler de bitirseler diye düşünüyorum ama tabii ne yapacaklar onu bilemeyiz. Burada arkadaşlar şu an bulunduğu destek bölgelerinde tutunur ise eğer Bitcoin tekrardan yukarı yönlü denemelerle 23.000 bandına kadar 22.900 23.000 bandına kadar çıkacak. 23.000 bandını kırdığı zaman yukarıdaki diğer evde ise 24.700'ler arkadaşlar. 24.700'ü kırıp üzerine atabilmesi lazım. Bakın buradan %14 yükselmiş olsa bile az önce söylediğim kötü yerleri bakın 24.800'ler 24.900'ler gelmesine bağlı olarak bu rakamlarda değişiklik olabilir tekrar söylüyorum. Kıramazsa eğer tekrardan o aşağıdaki kötü yerlerin yolu açık bilginiz olsun. Yani buradan Bitcoin %15 yükseldi artık biz ay sezonu bitti. Boğa sezonu başladık artık biz çok güçlüyüz çok iyiyiz artık sıkıntı yok diye düşünmeyin. O yüzden dolayı söylüyorum arkadaşlar keşke bir anda aşağı getirseler de bu işi bitirseler ama ne yapacaklar bilemeyiz. Önümüzdeki süreci takip etmemiz lazım. Burada bizim yapacağımız en iyi hamleler az önce de söylediğim gibi bu çok önemli olduğu için söylüyorum. Çünkü arkadaşlar aşağı düşüşler aynı zamanda iyi bir fırsattır. Kazanç fırsatıdır. Elinde nakit olan için kazanç fırsatıdır. Şu an piyasada korku endeksi çok fazla. Her ihtimal var ama benim beklentim burada tutunamazsa aşağı gelecek. Başka gideceği hiçbir yeri yok. Aşağı gelecekse de keşke aşağıda bir anda gelse. 14.000'in altına kırarsa aşağıda kötü yerlerini verdi. Daha aşağısı tamamen Bitcoin'i çöp yapar. Tabii ki Bitcoin'in çöp olmasına izin vereceklerini düşünmüyorum ben. Daha aşağıları iner ise eğer Bitcoin, herkes Bitcoin alır arkadaşlar. Herkes Bitcoin alır çünkü en güvenli liman gene Bitcoin'dir. Hocam ne demek? Altcoin'ler de var. Sağlam altcoin'leri tenzih ediyorum ama arkadaşlar bakın on binlerce altcoin var. Yani çok altcoin var. Bunların çoğu da emin olun ki çöp projeler. Hiç işe yaramaz projeler. Ve bu çok projelere yatırım yaparsanız zarara doğrayabilirsiniz. Çünkü siz uzun vadeli olarak düşünüyorsunuz, alıyorsunuz. Adam V1'ini çıkarıyor, V2'sini çıkarıyor. Ben yeni sürüme geçtim. Oradakini alıp buraya taşıyın. Hani nerede uzun vadecilik? Yok. Sağlam altcoin'ler haricindekilerin birçoğu çöp. O yüzden dolayı da eğer ki Bitcoin o çok kötü yerlere gelir ise eğer ring senaryosunda herkes gene en güvenli liman olarak Bitcoin'i görecekler için o rakamlarda yakalayanlar için söylüyorum. Herkes Bitcoin alacaktır. Altcoin'lere genelde yönelim daha az olacaktır. Zaten oralara gelirse çok hızlı şekilde toparlar ve artık benim istediğim beklentim de bu yönde. İnşallah böyle olur diye düşünüyorum ama bir anda biter. Ama önümüzdeki sürece bakmamız lazım. Önümüzdeki özellikle 2 ya da 3 gün çok kritik arkadaşlar. Bu 2-3 günü çok sıkı takip edelim. 2-3 gün süre zarfında dediğim rakamları yapacak. Kıramazsa maalesef tekrardan aşağı yönlü hareket yapabilir. Önemli destekleri var.
Fakat bu destekler çalışmayacaktır muhtemelen arkadaşlar. Aşağı getirmek istedikleri zaman bakın aynen burada olduğu gibi. Aynen burada olduğu gibi. Burada da önemli destekleri vardı ama tutunamadı. Ne oldu? Paraşütsüz aşağı indi. Burada da benzeri bir hareket hala var. Bu tehlike hala devam ediyor. Biz hala güvenli yerde değiliz. Güvenli yerde olabilmesi için öncelikle şunu söyleyeyim. Bitcoin'in 25 bin üzerine atması lazım. Yani 25 bin üzerine atıp orada bayağı bir zaman geçirmesi lazım. 4 bin, 5 bin bir zaman geçirmesi lazım. Şu an için yukarı ne kadar çıkarsa o kadar güvenlidir. Kritik direnç bölgelerini kırıp yukarı atarsa o kadar güvenlidir ama şu an için maalesef tehlike devam ediyor. Tabii ki büyük hedefler için, büyük düşünenler için tamamen hedefler daha farklı olabilir. Ama siz ister büyük düşünün, ister küçük düşünün, aşağıyı görmek zorundasınız arkadaşlar. İhtimaller görüp ona göre önlem almak zorundasınız. Bu aşağıdaki yerler hala var. Duruyor. Yani duruyor. İsterseniz gözünüzü kapatın, isterseniz yok sayın. Ama geri geliyor karşımıza maalesef ki çıkabiliyor. Şu arkadaşlar bakın paraşütlü düşme hareketi bu. Bunu yaptırabilirler mi? Ya da bu kadar fazla yaptırmayıp da %30 %40 da getirebilirler. 14.000 bandına kadar getirebilirler. Ben 14.000 bandına kadar hala bekliyorum. Bu bekliyorum. 14.000 bandı zaten kırılırsa aşağıda ben size indirecekleri en berbat yerleri de verdim. İşte 11.000'ler, 12.000'ler, 10.000'ler gelip anında da toplayabilir ya da gelmeyebilir. Direkt bu ara bölgelerdeki kritik destek bölgelerinden tekrar toparlayabilir. Ama keşke gelse. Bunu defalarca söylüyorum. Çok önemli olduğu için söyledim ki buraya gelirse zaten Bitcoin'i 100 bin doları üzerinde rakamlara görebiliriz. Çünkü daha rahat olur. Kafamız rahat olur ama burada maalesef ki alırsınız 115 yükselir. Burada tutunur. Her şey iyi dersiniz. Altcoin'ler de tabi hakeza yükselir. Sonra bir anda bir getirirler. O dediğimiz rakamları yeni yapacaklarını yaparlar. Bunlar arkadaşlar insanları terste bırakmak adına her türlü hamleyi yaparlar. Yani sizin burada yaptığınız yatırımlar görülüyor mu? Sistemde görülüyor arkadaşlar. Biz göremiyoruz ama buradakiler görüyor yani. Söyleyeyim ki ne kadar yatırım yapmış, kim nereden almış, kimin ortalaması nedir? Görülen bir şey, bilinen bir şey. Bu yüzden dolayı da herkesi terste bırakacak hamleler muhtemelen ben bekliyorum. Kötü senaryo bu arkadaşlar. Şu an maalesef senaryolarımız iyi değil. İyi bir şeyler söyleyemiyorum ama iyi olmaması bizim için önemli değil. Biz tedbirimizi alırsak gerisi bizim için önemli değildir. Burada yapabileceğiniz en iyi tedbir nakit oranınızı artırmanız lazım. Elde nakitin bir kenarda beklemesi lazım. O zaman korkularınız daha az olur. Elde nakit olmayan full mal dolanın korkusu daha fazla olacaktır. Çünkü ya yukarı gelmezse böyle bir ihtimal de her zaman düşünecektir ve zarara uğrama ihtimali bir bakacak. Parasının neredeyse %60'ını %70'ini kaybetmiş. Tabi ileride gene toparlayacaktır ama aşağıdan alan 1x, 2x, 3x de başlayacak onun maliyetine geldiği zaman. Parasını 3'e katlayacak belki. O anca maliyetine gelmiş olacak. Bu yüzden dolayı da düşüşü de avantaja çevirmek gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi stratejilerimi ben anlattım burada. Şu an Bitcoin için söyleyeceğim bunlar. İsteyen istediğini tabii ki yapabilir. Ama ben tehlike görüyorum. Bu tehlike ölçüsünde de ben bu önlemlerimi alıyorum. Kafam rahat olsun diye. Şu an için söyleyeceğim bunlar. İnşallah umarım ki faydalı olmuştur arkadaşlar. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimlere tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İncelemesini istediğiniz altcoin'ler var ise eğer şu an hepsinin kötü olduğunu biliyorum ama aşağıda hala hepsinin de geleceği kötü yerleri var. Altını çiziyorum. Bazıları daha fazla kaybettirecek, bazıları daha az kaybettirecek. Şu an için söyleyeceğim bunlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.